Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sardunya çiçeklerimizin bakım günü. Bugün sardunya çiçeklerimize neler vereceğiz? Çiçeklerimizin daha gür ve yeni bol taze yapraklı olması için, ayrıca bol bol tomurcuk verip çiçek açması için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim sardunyalarım yaz kış balkonumda duruyor. Bunu neden her sardunya videomda söylüyorum? Çünkü yorumlarda bana yazıyorsunuz. Sıcakta mı ya da serin bir ortamda mı durması gerekiyor diye. Şöyle söyleyeyim. Sardunya çiçekleri hem soğuğa hem sıcağa geliyor arkadaşlar. Hem soğukta çiçek açıyorlar hem de sıcakta. Yani yazın ve kışın sürekli çiçek açıyorlar. Yazdan bakımlarını yaparsak sardunya çiçeklerimiz de bize yaz kış çiçek açar arkadaşlar. Bu sardunya çiçeklerimi en son budadığım sardunya çiçeklerim. Belki de videoda sizlerle beraber budamışlıktır. Bakın budanmış halleri. Budanmış yerlerinden çıkan yeni yapraklarımız ve yine budanmış yerinden çıkan yeni tomurcuklarımız. Bu iki sardunya çiçeğim kocamandı. Ve her bir yerinden şöyle uzun uzun dalları, yaprakları vardı. Bazı dalları çok boştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde yaprak yoktu. Şekilsiz bir şekilde büyüyordu. Ama çiçek açıyordu. Ne yaptım? Ben bunların daha değerli toplu olması için, daha güzel görünümü olması için ve o boş dallarının da yine tomurcuk ve filiz yaprak olması için arkadaşlar budamıştım. Budama işlemini halen daha yapabilirsiniz. Aslında bahar ayında yapılıyor. Ama sonbaharda da yapabilirsiniz. Yine kışa kadar kendini yenileyecek, kendini büyütecek arkadaşlar. Dediğim gibi bugün çiçeklerimize yine bakım günü. Bugün budama yapmayacağım. Budama işlemim artık bitti. Tüm çiçeklerimin budaması bitti. Artık büyümesinin ve gelişmesinin yapraklanma zamanı arkadaşlar. Son bir tane daha budanmış vardı. Onu da göstereyim. Evet. Bunu da budamıştım. Bakın. Budanmış zaten dalları belli görüyorsunuz. Ve budanmış dallarından çıkan yeni yaprakları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Sizler de hiç acımadan alın makasınızı elinize. Sardunya çiçeklerinizi budayın. Gerçekten kendini yeniliyor. Daha taze ve daha bol tomurcuklu çiçek açıyor arkadaşlar. Sardunya çiçekleri suyu sever. Susuz bırakmayınız. Günde en az bir kere su veriniz. Ama asla güneşte çiçeklerinizi sulamayınız. Çiçekleriniz güneşte sulandığı zaman yanar arkadaşlar. Şöyle çok kızgın güneş oluyor öğle vaktinde. O zaman su vermiyoruz ya. Sabah serininde ya da akşam serininde suyumuzu veriyoruz. Çiçeklerim dediğim gibi balkonumda duruyor. Bir de benim balkonum açık balkon. Sesten de bellidir zaten. Kışın üzerlerine kar da yağıyor, yağmur da yağıyor, yazın güneş de geliyor. Demem o ki sardunya çiçekleri soğuğu da sıcağı da seviyor arkadaşlar. Sardunya çiçeklerimizin bugün bakım günü. Evet, bugün onlara bir vitamin vereceğim. Bu vitamini ayda bir kez sizler de sardunya çiçeklerinizin bol bol çiçek açıp ve yeni yeni yapraklar, yeni yeni yavrular vermesi için sizler de bunu ayda bir kez verebilirsiniz. Sardunya çiçeğinin çoğaltımını yapınız. Filizlerimiz bakın mevcut. Dilersek bunu hemen kopartıp bir saksıya ekebiliriz arkadaşlar. Sardunya çiçeğinin çoğaltımı ya da ekme zamanı yaz kış olabiliyor arkadaşlar. Evet, gelelim vitaminimize. Gördüğünüz gibi bugünkü vitaminimiz dem. Çayın üstünde kalan demi arkadaşlar. Sizlere bazen ara ara bahsediyorum. Demini de verebilirsiniz soğuk bir şekilde. Demliğin üstünde kalan çay arkadaşlar bu. Dilerseniz kuru çay, dilerseniz çayın posası, çöpü ya da bu şekilde sıvı olarak da dem olarak da verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer evinizdeki çiçeklere vermek istiyorsanız dem verin. Hem de sinek yapmamış olur. Şöyle bir saksıya bu şekilde döküyoruz arkadaşlar çayın demini ya da çöpünü. Bu çiçeklerimizin coşmasını, büyümesini, güçlü kök, verimli toprak olmasını sağlayacak. Ayrıca hiç
filiz vermeyen çiçeklerimizden bol bol filizler alaraktan bunları da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Aslında çoğaltma işlemini de yapmak istiyorum ama çok çiçeğim var. Özellikle sardunyalarım çok var arkadaşlar. Koymaya yerim yok. O yüzden sadece söyleyeceğim. Bu şekilde koparıp ekin diye. Yoksa ekme işlemini de yapardım. Aslında bununla ilgili videolarım da var. Sevgili arkadaşlarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Çoğaltımını yaptığım sardunya çiçeklerimi. Evet, küpe çiçeklerimi de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Küpe çiçeğin yetiştirmesi zor arkadaşlar. Çok çabuk kuruyor. Küpe çiçekleri serin dışarıda durması lazım ama serin bir ortamda olması lazım. Bunun için çok güneşe maruz bırakmamak lazım. Bir de suyu severler. Susuz kalmasın. Evet, sizler de çay veriyor musunuz çiçeklerinize ve çay verdiğiniz zaman büyüdüğünü ya da tomurcuk yapıp çiçek açtığını fark ettiniz mi? Bana yorumlara yazarsanız memnun olurum sevgili arkadaşlar. Şu kurumuş çiçekleri de kopartıp alabiliriz. Kötü bir görünüm olmasın. Ne de olsa yenisi gelecek. Evet, köyde yaşayanlar ya da köyü olanlar, sizlere bir tane daha bir güçlü, etkili bir çiçek gübresinden, vitamininden bahsetmek istiyorum. Bir köyünüz var ise ya da köyde yaşıyorsanız büyükbaş hayvanların gübreleri arkadaşlar. Bu büyükbaş hayvanların gübreleri coşturmayan çiçeği coşturuyor. Adeta şahlandırıyor. Tabii ki de gübreyi yaş olarak koymayacağız arkadaşlar. Onu en az bir 3-4 ay dışarıda kurumuş, yani neredeyse topraklaşmış halini saksının dibine ya da toprak ile karıştırıp çiçeğinizi bununla da ekebilirsiniz ya da saksının dibine gübre olarak da koyabilirsiniz. Gerçekten hiç açmayan bir çiçeğiniz var ise, hiç büyümeyen bir çiçeğiniz var ise bu dediğimi deneyin arkadaşlar. Emin olun o çiçeğiniz birkaç güne kalmaz hem çiçek açacak hem de gelişip büyümeye başlayacak. Bu doğal hayvan gübresi ile, büyükbaş hayvanların gübresi arkadaşlar. Köylerde olur. Ahırlardan çıkartıyorlar. Bunları köydeki bahçelere, seralara, tarlalara, ağaç altlarına, diplerine koyuyorlar ki verimli bir ürün alalım diye. Bu çiçekler için de geçerlidir. Mutlaka deneyin. Hiç açmayan çiçeğiniz var ise birinde olsun deneyin. Bana hak vereceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu dediğim iki vitamini mutlaka çiçeklerinizde kullanın. Açmayan çiçeğiniz kalmaz.